Biz Nefat Ünlü ile alakalı olan bölümü geçip ortadan 181. sayfanın alt tarafından nasihatle olan bölümü inşallah beraberce müzakere mütalaa etmeye gayret edeceğiz. Mevla Teala Hazretleri bizleri üstün ifade, cümlemize üstün istifadeler nasip eylesin inşallah. Bu mektup ve diğer mektupların bizlere ulaşmasında ve diğer ulûm-u şer'iyyenin bizlere ulaşmasında kimlerin zerre kadar emeği varsa, kimlerin bizlere en ufak bir katkıları varsa, başta Efendi Hazretlerimiz olmak üzere bütün hocalarımıza, meşayihlerimize Allah Teala Hazretleri gani gani rahmet eylesin. Mekanlarını cennet makamlarını âli eylesin. Bizlere de bizden sonrakilere bu emanetleri eksiksiz bir şekilde teslim etmeye muvaffak eylesin inşallah. Ve sadara eydan talebün nasayihi. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki ve bir nasihat talebi olmuş. Böyle bir nasihatiniz var. Eyyühel mahtum, ey evladım, yemne'unil hayâ'u min en ektübe şey'en min hâzel bâbi ma'a vücûdi cemî'i hâzil harâbâti ve teallukâti ve televvüfâti ve qilletil bidâ'ati ve ademil hâsili. Benim bu kadar bende bulunan yıkıklıklar, Mevla'dan başka taalluklar, kirler, sermayem zaten yok, elinde bir şey yok. Bu kadar böyle eksiklik, noksanlıklarla birlikte bir haya beni men ediyor size bir şey yazmaktan. وَاَنْ اَرَقُمَا مِنْ هَذِي الْمَقُولَةِ حَرْفًا بِالْتَصْرِيحَ بِالْاِشَارَةِ Aynı şekilde size ne açıkça ne de işaret yoluyla bu demiş olduğunuz şeyde bir şeyleri karalamak yine bundan haya ediyorum. وَلَكِنْ اَخَافُ مِنْ اَنْ اُنْسَبَ اِلَى الْخِسَّةِ وَالْدَنَاءَةِ وَالضَّنِّ وَالْبُخُلِ لَوْ اَمْسَكْتُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ Bununla birlikte şayet bir şey yazmazsam veyahut da herhangi bir el-i maruf, kavl-i maruftan geri durursam belki düşüklüğe, cimriliğe, nispet edilme gibi bir korkum da var. وَسُنْتُ نَفْسِمِ عَنْ ذَٰلِكِ Yoksa yazmaya cüret etmiyorum ama bu bana böyle bir eksiklik nispet edilmesin, yanlış anlaşılmayayım diye kendimi korumak adına bazı nasihatleri yazacağımı buyuruyor ve diyor ki فَبِنَاءً عَلَى ذَٰلِكَ Bunun üzerine binaen اَجِتَرِعُ عَلَى تَحْرِيرِ كَلِمَاتٍ Bazı kelimeleri yazmaya cüret ediyorum, yazıyorum diye buyuruyor. اَيُّهَا الْمَحْتُومُ Ey evladım! İnne beka'ed dünya galilun cidden. Evet, dünyanın ömrü, bekası, müddeti son derece azdır. Galilun, az. Tenvini taklil için tuttuğumuz zaman da çok çok az. Azın da azı. Ve kad telefel ekseru min hâzel galili eydan. Az olan bu dünyanın da çoğu gitti. Yani hepimiz ömrümüze baktığımız zaman da Efendi Hazretlerimizin de yine sohbetlerini buyurmuş olduğu üzere bir daha bu yaşamış olduğumuz ömür kadar yaşayacak mıyız? Dünyaya geldik, belli bir müddetimiz geçti. Acaba bu yaşamış olduğumuz müddet kadar bir daha yaşayacak mıyız? Meçhul. Dolayısıyla az olan şu dünya hayatından da çoğu gitti. وَزَالَ وَبَقِيَ الْاَقَلُّ Çoğu yok olup gidince bize azın da azı kaldı. Ve müddetül ahireti bâkiyetün ve daimetün. Ahiretin müddeti ise hem baki hem de daimidir. Ebedidir ve daimidir. Ve cu'ilet muameletül ebedi vel huludi merbûdaten bi bekâye eyyâmin me'dûdetin. Mevla Teala Hazretleri şu kısa dünya hayatındaki hareketlerimize göre, imtihanda yaşamış olduğumuz durumlara göre bize ebedi hayat muamelesini yapacak. Yani sayılı günlerin üzerine ebedi bir hayat terettüp ediyor. Ebedi bir hayat şekilleniyor. Bu sayılı günlerdeki davranışlarımız, tutumlarımız, hareketlerimiz, sekenatımız ebedi bir hayattaki durumumuzu tayin ediyor.
Ki bu da imma tenerrumun ebediyyun ve azabun sermediyyun. Ya ebedi bir nimetlerle beraber mücehhez bir cennete kavuşacağız. Allah cümlemize nasip eylesin sevdiklerimize birlikte. Ve azabun sermediyyun. Veyahut da yine anlatılmaz, tarif edilmez azaplar, ebedi azaplarla muhatap olacağız. Allah muhafaza eylesin. اَخْبَرَ بِذَٰلِكَ الْمُخْبِرِ الصَّادِقُ. Evet, bunu bize her vermiş olduğu haberi doğru haber veren, doğru bilginin kaynağı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki لَيْسَ فِي اِحْتِمَالُ التَّخَلُّفِ. Bu söylemiş olduğu şeyden üçüncü bir seçenek hakkı mümkün değil. Ya ebedi nimetler ya da ebedi azap olacak. فَيَنْبَغِي اِسْتِعْمَالُ الْاَقْلِ الْمُتَفَكِّرِ. O zaman düşünen aklımızı kullanmamız gerekiyor. Aklımızı çalıştırmamız, aklımızı kullanmamız gerekiyor. Yani ebedi bir hayat, sonsuz bir hayat ki geçici sayılı günler üzere şekillenecek. O zaman o ebedi hayatımızda güzel, hoş, razı olacağımız bir hayatı gerektirecek fiilleri bu dünyada yapmamız, buna gayret etmemiz gerekiyor. Tabii bu akıl da nefis ve şeytanın, nefsin vesveseleri, nefsin arzu ve istekleri, heva hevesi, şeytanın da vesveselerinden uzaklaştırılmış ki bu da şeriat-ı garra-i Muhammediye çalışılarak, tarikat-ı aliye vazifelerini yaparak, zikrin nurundan korunmuş bir halde şeytanın ve nefsin isteklerinden evet korunarak bir şekilde elde etmekle hasıl oluyor. Yoksa her ben akıllıyım diyen akıllı olunmuyor. Ayetin de ifade üzere işte ulil elbab, akıl sahipleri, işte inne fi halqis semavati vel ard, yeryüzünün ve gökyüzünün yaratılışında ve ihtilafu'l leyli ven nahari, evet, gece ve gündüzün ihtilaf etmesi, birinin uzaması, diğerinin kısalması, evet, günlerin, saatlerinin değişmesi, le ayatin lil elba, lüb sahipleri, öz akıl sahipleri, vesveselerin, nefsin arzu ve isteklerinin karışmadığı halis akıl sahipleri için evet büyük ayetler, deliller vardır. Bakınız, herkes anlamıyor. Yoksa ve keyyin min ayetin fis semavati vel ardı yemurun aleyha ve hum anha gafilun. Nice ayetler var, üzerinden geçiyoruz. Burnumuzun dibinde geçiyoruz ama göremiyoruz. Onu görme, hissetme kabiliyetimiz evet günahlarla perdelenmiş. Ramuzel-i hadiste zikredilen Risale-i Kutsiye'nin de kenarında olan işte entumul yevme ala beyyinetin min rabbukum, bugün siz Rabbiniz tarafından bir delil üzeresiniz. Peygamber'e şahit oldunuz. Vahyin nüzulüne evet şahit oluyorsunuz. Te'murune bil ma'rifeten hevnal mükütü cahidüne fî sebillillah. İyi emir ediyorsunuz, kötülükleri nehy ediyorsunuz, Allah yolunda cihad ediyorsunuz. Sonra fümme tezheru fîkumus sekratâni. Sizin aranızda iki sarhoşluk ortaya çıkacak. İki sarhoşluk. İçki sarhoşu değil, alkol değil ya. Sekratül cehli ve sekratül hubbul iyişi. Birincisi cahillik sarhoşluğu, cehalet sarhoşluğu. Diğeri de yaşama sevgisi sarhoşluğu. Evet, ayık olduğumuzu zannediyoruz. Ama belki sadece cehli basit de değil, bilmediğimizin de farkında olmayan bir cehli mürekkep sahibi olarak bulunuyoruz. Daha doğrusu o sarhoşluk vesilesiyle de ne yaptığımızın da farkında değiliz. Yani onun için illaki bir işte mürşidin, bir irşat edenin bulunması, bizi düzeltmesi, ikaz etmesi, hele hele bir arkadaşımızın, bir ihvan kardeşimizin, ahiret kardeşi diye eksiğimizi, kusurumuzu, hatamızı bize hatırlatan, bize doğruya yönlendiren, bizi sevk eden birinin olması bizim için çok çok değerli, çok çok önemli. Yani bizim hatamızı söyleyen kişiler bizim düşmanımız olmuyor, bilakis dostumuz oluyor. Yeter ki sırf tenkit etmek için değil, Allah rızası için bizi doğru yola sevk etsin.
Evet. Dolayısıyla sarhoşluk sadece alkolle beraber olan değil, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş olduğu üzere yaşama sevgisi sarhoşluğu da oluyor. Cehli basit veyahut da cehli mürekkep dediğimiz, bilmediğini bilen veyahut da bilmediğini de bilmeyen farklı farklı cahilliklerle de muhatap oluyor ve bunun sarhoşluğunda kişi ne yaptığının farkına da varmıyor. O sanıyor ki kendisi çok akıllı, gayet yerli yerinde hareket ediyor. Yaptıkları hep doğru ama sarhoşluk vesilesiyle ne yaptığının da farkında değil, eksiklerinin, kusurlarını, yanlış olduğunun farkında olmadığından düzeltme gibi bir çabaya da gayret sarf etmiyor. Evet. Onun için akıl sahipleri nasıl oluyormuş? Onlar yeryüzünün ve gökyüzünün yaratılışından, gece ve gündüzün ihtilaf etmesinden ibretler alabilen, baktıkları zaman, evet, yine İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurmuş olduğu üzere aklı ma'at, aklı ma'aş değil de sadece böyle bakışı kusurlu, belli dünyaya zahirle sınırlı olmayan, evet, batına doğru geçen bir akıl sahipleri. İşte bunlar fark edebiliyorlar. Yoksa ayet-i celilde ifade üzere nice ayetler var. Belki birini görmek, birini anlayabilmek insanı ebedi bir imana sevk edecekken, ama onların yüzlercesini görüyorlar da hiç farkına dahi varmıyorlar. Evet. Allah-u Teala Hazretleri o akıl sahiplerinin vasıflarını anlatırken اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Onlar ayaktayken, otururlarken ve yanları üzeri yatarken. Bu üç hal bir Müslümanın olması gereken haller ki bütün haller demektir esasında. Yani her hali üzere zikir üzere oluyorlar. Peki zikirden murat neydi? Evet. Zikirden muradın İsmet Garibullah Kutsesur Hazretleri bir halifesine göndermiş olduğu mektupta ifade edildiği üzere kelime manası hatırlamak olan zikir, ademül gaflet veya tardülü gaflet manasında, gafleti defeden, gafletin olmaması manası olan zikirin hakikatinin Mevla Teala Hazretleri ile beraber şekilsiz ve keyfiyetsiz bir şekilde beraber olma hali olarak tarif ediliyor. Sadece zikir, lafzatullahı, Allah Allah veyahut da la ilahe illallah veyahut da salavat-ı şerife veyahut da sair Allah'a hatırlatacak olan fiiller olduğu gibi hakikati, zikrin hakikatinin keyfiyetsiz ve şekilsiz bir şekilde Allah-u Teala Hazretleri ile beraber olma hali olarak tarif ediliyor. Ona göre zikir kim? Gerçek manada zikir üzere oluyor. İşte ehli tarafından alınan, ehli tarafından tarif edilen zikirler özellikle tasavvuf vazifeleri olmuş oluyor. İşte bu zikirler kişiyi akıl sahibi yapıyorlar. Akıl sahibi. Dünyadan da gerçek manada istifade eden, ahirette de bol bol neticelere kavuşacak olan işte bu akıl sahipleri olmuş oluyor. Evet. Eyyüvel mahtum, evladım. قَدْ مَضَى اَشْرَفُ الْعُمُرِ فِي الْهَوَى وَالْهَوَسِ. Ömrün en kıymetli tarafları heva ve heves uğruna geçti gitti. Yani şunu düşündüğümüz zaman da muhteremler, ömrü sınıflara ayırdığımız zaman da en verimli, en böyle azalarımızın güzel çalıştığı, aklımızın, fikrimizin, bedenimizin sıhhatli olmuş olduğu dönem gençlik dönemi. Bir, Allah-u Teala Hazretlerine hediye edeceğimiz veyahut da herhangi birine hediye edeceğimiz bir şeyde kendi elimizde olan şeylerin en güzelini vermemiz gerekir ki makbule geçsin. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğullarıyla alakalı olan kıssada malum ikisi de Allah'a kurban arz etmeleri gerekirken اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَ. Birinden kabul edildi وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Diğerinden kabul etmedi Mevla Teala Hazretleri. Biri çünkü hediyelerinin en mahsullerinin en güzelini arz ederken diğer en kötülerini seçmişti. Mevla ise buyurdu ki ayet-i celle'de اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah müttakilerden kabul ediyor. Yani yaptığı şeyi takva üzere yapanlardan kabul ediyor. Öyle kötüsünü değil de yaptığı şeyin en iyisini yapan. İşte biz de ömrümüzü taksim ettiğimiz zaman da bölümlere, o zaman eğer ömrümüzün bir dönemi, bir müddetini Allah'a tahsis edeceksek, niye hastane zamanlarında
geçecek olan, işte belimizin bükülüp gözümüzün görmediği dönemi Allah'a tahsis edelim. O zaman dünyaya geçelim diyelim. En böyle ömrümüzün güzel tarafını Allah'a arz edelim. O günlerimizi Allah'a zikri fikirle geçirelim. Bu düşünce insanda daha güzel verilme olmuş olur. Daha çok Mevla'nın hoşuna gider. Ama diyelim ki geçti. Ömrümüzün en önemli, en güzel tarafı. Heva ve heveste geçti. Nefsimize uyduk. İnsan hata eder, düşmez, kalkmaz bir Allah Celle Celaluhu. Ve da'a fî tahsili merâdî adâillâhi celle şe'nuhu. Allah'ın düşmanlarını razı etmek, yani nefis ve şeytanı razı etmek üzere ömrümüzün o en kıymetli bölümü zayi' oldu gitti. Ve bekiye erzelül umuri. Ömrün en zelil, en düşük, artık birçok ağzımızın çalışmadığı, kafamızın basmadığı, unuttuğumuz, şöyle olduğu, böyle olduğu zamanlar kaldı. فَاِنْلَمْ نَصْرِفُ الْيَوْمَ ف۪ي مَرْضِيَاتِ الْحَقِّ جَلَّ شَئِنُ سُلْطَانُهُ. Şayet biz bugünümüzü, bu düşük olan tarafları dahi, ki herkesin ömrü muhtelif, İmam Rabbani Hazretleri muhatabına özellikle bu şekilde hitap ediyor, biz de kendimizi ona göre kıyas ederiz. Eğer bugünümüzü biz Allah'ı razı etme uğrunda sarf etmezsek, وَلَمْ نَتَلَافَ الْاَشْرَفَ وَلَمْ نَتَدَارَكْهُ وَلَوْ بِالْاَرْذَلِ. Şayet biz ömrümüzün en kıymetli olan bölümünü telafi etmeden, onun eksiklerini tedarik etmeden, velev ki erzel bile olsa, en düşük dahi olsa, bu şekilde bir çabamız, gayretimiz olmazsa, وَلَمْ نَجْعَلْ الْمِحْنَةَ الْقَل۪يلَةَ وَس۪يلَةً اِلَى الرَّاحَةِ الْاَبَد۪يَّةِ. Şu az sıkıntıyı, meşakkati, ebedi bir istirahate, rahat etmeye vesile yapmazsak, وَلَمْ نُكَفِّرْ اَسْسَيِّئَاتِ الْكَث۪يرَةَ بِحَسَنَاتٍ يَس۪يرَةٍ. Evet, bu çok günahlarımızı az hasenelerle, iyiliklerle kefaret ettirmezsek, örtmezsek onu, günahlarımızı, فَبِأَيِّ وَجْهِنْ نَذْهَبُ غَدَنْ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna yarın hangi yüzle gideceğiz? وَبِأَيِّ حَيْلَةٍ نَتَمَسَّكْ. Allah-u Teala Hazretleri bir ömür verdi, bir ömür, ki Kur'an-ı Azimuşşan'da Fatır suresinde cehennemliklerin, Allah muhafaza etsin, hali anlatılırken, onlar cehennemde feryadu figan edecekleri ve hum yasarihune fiha, çığlıklar atacaklar. Rabbena ahricna na'mel salihan gayra'llezî kunnâ na'mel. Ya Rabbi, ya Rabbi diyecekler. Yani ya Rabbi diyecekler. Ya Rabbi diyenlere gerici yobaz derken, onlar ya Rabbi diyecekler. Bizi buradan çıkar, biz dünyada yapmış olduğumuz fasit ve batıl amelleri bırakıp salih ameller işleyeceğiz. Evet. Dünyada yapıyor olduğumuz o fasit ve batıl amelleri terk edeceğiz, bırakacağız. Bizi ya Rabbi dünyaya gönder yeter ki diye feryat ve figan edecekler, ama tarafı ilahiden onlara şöyle cevap gelecek. Evelem nu'ammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera. Evet, akıllanıp vaazlanacak bir kimsenin ömrü kadar biz seni ömürlendirmedik mi? Evet, akıllanıp vaazlanacak bir müddet sana vermedik mi? Ve ca'ekumun nezir. Ve sana korkutucular gelmedi mi? Yani senin hakkında olabilecek olan her şeyi Allah-u Teala Hazretleri üzerine hiçbir vacip değilken, hiçbir mecburiyeti yokken Allah-u Teala Hazretleri fazl-ı keremiyle bizlere yaptı. Bütün bizleri başta doğuşta İslam fıtratı üzere yarattı. Yetmedi, İslam fıtratını bir şekilde bastırırlar, ağır gelir, şey olur diye. İşte Hristiyan, Yahudi veyahut da başka bir düşünce sistemine İslam harici katılır diye, kapılır diye Allah-u Teala Hazretleri dağ, taşı, kuşları, böcekleri, bütün hayvanatı, gökyüzünü, yeryüzünü bize kendisine davet eder şekilde yarattı. Yani kevni ayetlerle kendisine davet etti. Ondan da yine alamazsa Allah-u Teala Hazretleri 104 kitap indirdi. Ondan da yine anlayamazsa onları beyan eden bir rivayette 124 bin, diğer rivayette 224 bin, esah rivayette Allah'ın sayısını bildiği kadar peygamberen izamı gönderdi. Onlardan sonra, peygamberlerden sonra başta sahabe-i kiram olmak üzere ulema, sulahayı, fukahayı, müfessiri, muhaddisleri gönderdi. Meşayih-i kiramı gönderdi bize kendisine davet etmek için. Evet, hangi Mevla'nın mecburiyeti vardı bunları yapmakta? Diyebilirdi, bir sadece aklınıza bulacaksınız, başka da bir şey yok.
Günde de 5 ton taş çekeceksiniz. Öyle ne temiz temiz abdest, gusül, öyle çok kısa bir müddette namaz kılmayı falan. Her günde oruç tutacaksınız. Uykunuzda sadece 1 saat. Rabbinizden istediğimizi yaparım, istediğimi yaparım diyebilirdi. Ama Allah-u Teala Hazretleri hiçbir mecburiyeti yokken bize bu kadar bize kolaylıklar sağladı. Bu kadar bize, yani bizim menfaatimize emir ve yasaklarda bulundu. Yoksa hiçbir bizim şeriat-ı garra-i Muhammediye fiillerinden, emir ve yasaklardan hiçbir şey Mevla'nın menfaatine değil. Her şey bizim menfaatimize. Yani hiçbir şeyde Allah'a dönen bir şey yok. Biz bütün insanlık olarak alnımızı secdeden kaldırmasak Mevla'nın uluhiyetinde hiçbir şey artmaz. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah'ı inkara başlasalar hiçbir şekilde Mevla'nın uluhiyetinden yine bir şey eksilmez. Ne yapıyorsak biz kendi kendimize yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bu kadar Mevla Teala'nın bizlere iyiliği, ihsanı, iltifatıyla birlikte eğer biz Mevla'nın huzuruna bu kadar ömürle çıkıp da hatalarla, eksiklerle, yanlışlarla varmazsak, varırsak hangi yüzde Mevla'nın huzuruna çıkacağız ve hangi çareye tutunacağız? Ve ilâ metâ yemteddü nevmul ernebi. Bu tavşan uykusu, yani gözü açık uyumak, uyanık olduğunu sanmak, Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın delillerinden görüp de gafletli bir şekilde geçip gitmek, evet, ne zamana kadar devam edecek? Ve hatta metâ yekûnü kutnul gafleti hâzihi küllihâ fil âdâni. Bu gaflet pamuğu kulaklarda ne kadar daha duracak? Ne kadar daha bulunacak? Evet. Ve seterfa'ul gişâvetu an ebsâril basîrati elbette. Evet, mutlaka bu kabuk, bu kılıf, bu örtü bizim basiret gözümüzden kalkacak. Ve yezâlu kutnul gafleti an sâmi'ati lâ mehâle. Evet, hiç çare yok ki ölümle birlikte, ölümün bir ismi de yakîn. Evet, yakînle birlikte ne yapacak? Her şeyi biz, evet, gözle görür gibi. Yani derler ki cehenneme girenlerin tamamının, evet, peygamber imanı gibi imanı olacak. Cehenneme ne zaman oluyor bu? Ölümle birlikte oluyor. Ama olduktan sonra da para etmiyor. Evet, ölümle birlikte herkesin peygamber imanı gibi imanı olacak. Gaflet kalkıp pamuğu kulağımızdan çıkmış olacak. Basiret gözümüz açılacak. وَلَاكِنْ لَا يَنْفَعُ ذَٰلِكَ هُنَٰلِكَ. İşte o ahirette fayda vermeyecek. Evet, ölümle birlikte o gelen yakini imanın kişiye faydası olmayacak. وَلَاكِنُ نَفْدُ الْوَقْتِ غَيْرَ الْحَسِرَةِ وَالنَّدَامَةِ عَلَى ذَٰلِكَ. Evet, o zaman kişilerin sermayesi, elinde bulundurdukları şey hasret ve pişmanlık olacak. Nasıl böyle biz yaptık, nasıl değerlendirmedik? Herkes pişman olacak. Zikreden, fikreden, ibadet eden niye daha fazla yapmadım diye pişman olacak. Bu zaman nasıl değerlendirmedim diye. Diğerleri ise neden yapmadım diye pişman olacaklar. Evet. Mevlana Halid Kutsesül Hazretleri zamanın değerlendirilmesiyle alakalı buyuruyor ki ömür azizdir, vakit cevheri nefistir, fırsat ganimettir ve Allah-u Teala Hazretlerine mühlet ikinci defa verilmeyecek. Her saniyeler geçiyor, yeri dolmuyor. Onun için her bir lahzayı diyor, bu dünyadaki şeylerden her birinin daha enfes olan, daha güzel olan, daha iyi olan zikrullah ve hakla beraber olan huzura sarf etmek lazımdır diye buyuruyor. Her bir anımızı, her bir anımızı zikrullahla ve Mevla'yla beraber olma haliyle geçirmemiz lazım gelir diye söylüyor. Evet. O zaman buyuruyor ki feyenbeghi al-amelu nefsike qabla burudil maut. Ölüm gelmeden önce amele yapışmak lazım gelir ve tevessüdü bi ramsik. Evet, kabre yaslanmadan thumma'l mevtu qailen. Evet, ölüm diyece olmadan va şevka, neredesin ey üzüntüm, hasetim diye, evet, böyle bir şey demeden önce bizim amele yapışmamız lazım gelir. Ki bu nasıl olacak? Mektup uzun devam ediyor. Vaktimiz sınırlı. Öncelikle akideyi düzeltmek, sonra kişinin mezhebine göre fıkıh hükümlerini öğrenmesi ve bunu hayatına tatbik etmesi ve bundan sonra da belki de çok değerli olan, en önemli olan, çünkü bir insanın Allah rızası, ihlası olmadığı müddetçe yaptığı amellerden hiçbir menfaatin kendisine dönmediğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Hadisi kutsi olarak ene agne şurake yani şirk femen amile amelen eşrake fihi gayri fehuve li şerike ene ve minhu beriun.
bir kimse bir ameli işlerken bana böyle desinler, işte çok iyi hocaymış, güzel vaaz ediyormuş desinler, sesi güzelmiş, iyi Kur'an okuyormuş, İşte hatmi şerif de hiç kaçırmıyormuş, beş vakit camiye de geliyormuş, İşte cübbe sarısı da hep üzerinde maşallah desinler diye, veyahut da bana işte bu yaşa gelmiş hala camiye de gitmiyor demesinler diye, desinler veyahut da demesinler gibi bir düşünce, yani Allah rızası haricinde bir düşünce varsa, velev ki %1 dahi olsa, ben o amelden beriyim diyor Allah-u Teala Hazretleri. Ene eğne şurakiye, yani şirk. Beni bir amele ortak ediliyorsam, başka niyetleri varsa, benim haricimde başka bir niyeti varsa bir kimsenin, ben diyor o amelden beriyim. Ben ortakların en müstehni olanıyım. %1 dahi olsa %99'luk hakkımı karşıya veririm, kabul etmem diyor. Halis olacak. Sahabe-i kiramın, tabiinin ve diğerlerinin, evet, böyle yüreklerinin yandığı mesele, yaptığımız işi Allah için yapmak, başkalarına gösteriş olmaması, başkaları bana ne der ne demez, şöyle mi böyle mi demeden mahza Allah rızası için iş yapabilmek, işte bu da tarikat-ı aliyeye çalışmakla beraber hasıl oluyor. İhlasın çünkü belli bir kitapta okunur ama öyle hayatı tatbik etmemiz diye bir şey yok. Ancak zikrullah'a ve diğer şeylere çalışmakla beraber olan Mevla ile kul arasındaki bir şey, meleklerin dahi haberdar olmamış olduğu bir durum. Kim ne kadar yapıyorsa Mevla Teala Hazretleri biliyor. Onun için ona çok gayret etmemiz, çalışmamız gerekiyor ki Allah Teala Hazretleri bizleri muvaffak eylesin inşallah. Evet. Budur adab-ı ehlullah, sükut it. Gözün yum iki alemden hemen git. Ayakla nefsine bas, hakka gel git. Sivayı aradan at, şaha gel git. Hemen dergah hakka gel gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Evet, İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurmuş olduğu bu nasihatlerin nazma dökülmüş ve Türkçeleştirilmiş hali İsmet Garibullah Efendi babamızın, evet, eserinde buluyoruz, görüyoruz. Buyuruyor ki, budur adab-ı ehlullah, sükut it. Evladım, ehlullahın adabı ki, edeplerindendir ki, sükut etmek, susmak. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş olduğu, men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri felyekul hayran evli yasmut. Evet, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun, fitne sözleri, yalan, dolan, gıybet, yani her konuştuğumuzun bir bedeli alınmıyor, hesabı hemen sorulmuyor diye istediğimizi istediğimiz şekilde konuşalım, hesabını kitabını yapmadan, lafım nereye gidiyor, birini üzer miyim, kırar mıyım, biri benden eziyet çeker mi, çekmez mi, konuş. Öyle değil işte. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kelimelerinin hesabını yapsın. Evet. فَلْيَقُلْ خَيْرًا Ya hayır konuşsun, evli yasmut. Konuşmaya gücü yettiği yerde sussun demektir. Sükut demek bir şekilde afetle konuşamaya gücü yetmiyor. O makamda, o mekanda zaten konuşsa da kimse dinlemez. Öyle değil. Hayır konuşsun demek, liyasmut lafzı konuşmaya muktedir olduğu yerde, konuşabildiği yerde, o yetkisi, o salahiyeti olmasına rağmen hayır konuşmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyuruyor. İşte ehlullah da sükut ediyor. Gözün yum iki alemden hemen git. Evet, iki alemden olmasın, mahza Allah rızası olsun niyetin, maksadın. Gözünü diğer taraflarından yum. Tek hedefini Allah-u Teala'nın rızasına kitle yani. Başka şekilde olmasın. Ayakla nefsine bas, hakka gel git. Evet, dile kolay söylemesi ama nefsini ayağınla bas, Allah-u Teala Hazretlerine gel. Ki bu da az evvel ifade edildiği üzere zikrullahla beraber oluyor. Şeriat-ı Garra-i Muhammed'i yaşamakla oluyor. Sivayı aradan at, şaha gel git. Evet, Mevla'dan başkasını çıkar aradan ve şah olan, padişahlar padişahı olan, büyük padişah olan Allah-u Teala Hazretlerine gel git ki fefirru ilallah, Allah'a firar ediniz diye Mevla bizi kendisine davet ediyor. Öyle kaçın diyor, öyle yürüyerek falan gelme değil, koşa koşa gelin yani. Yani sayr gayretinizi bana sarf edin diye söylüyor. Evet, hemen dergâh-ı hakka gel giyidelim, cemali ve kemale seyredelim. Mevlamızın dergâhı, evet, ki bütün yollar Mevla'ya çıkıyor. Allah-u Teala Hazretleri'nin dergâhı olmuş oluyor ki özellikle böyle Nakşî meşayihinin büyüklerinden Efendi Hazretimizin, evet, tesis etmiş olduğu, kurmuş olduğu bu sofra elhamdülillah devam ediyor.
Hasan Efendi Hazretleri'ne Rabbim sıhhat afiyet ikram eylesin. Evet, bu dergahla gel Hakk'a gidelim, cemali bağ kemale serilelim. Allah Teala Hazretleri bizleri kemalin ta kendisi olan Zat-ı Pâki Sübhaniyesine doğru manevi seyre muvaffak eylesin inşallah. Bu makamları, bu şeyleri dilimize söylettiriyor. Yaşamaya da bizatihi hissetmeye de ve bu makamları yaşamadan da ruhumuzun kabzedilmesini etmeden de Mevla Hazretleri bizleri huzuruna almasın inşallah. Bu makamları bizleri yaşatsın. Ve ahiru da'vanel elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l-Fatiha.